Mustafa Serhat Kılıç o doğduğunda takvimler 8 Temmuz 1975'i gösteriyordu. Ankara'da dünyaya gelen Kılıç'ın çocukluk ve ilk gençlik yılları da orada geçti. Annesi öğretmendi, babası ise Malatya'nın köyünden gelip Yıldız Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisi olmuştu. Esquire verdiği röportajda çocukluğu ve ailesiyle ilgili şunları anlatmıştı usta oyuncu. Ankara yeni mahallede lojman hayatı yaşıyorduk. Haftada bir dışarı yemeğe giderdik. Dönerken otomobilde şarkı söyledi dediğimiz eğlenceli anlar bazen gözümün önüne gelir. Anneannemi kaybettiğim gün çok hüzünlenmiştim. Annem çalışıyordu ve beni o büyütmüştü. Müthiş bir kadındı. Annem ve babam memurdu. Ona rağmen beni TED Ankara Koleji'nde okuttular. Mezun olana kadar ailemin 2-3 evi olabilirdi. Bunun üstüne babama... ''Merak etme, üniversitede sana para ödetmeyeceğim.'' demiştim. Yani şeref öğrencisi olmak için çalışmamıştım aslında. Babama para ödetmemek içindi hepsi. liseden mezun olduğunda bir radyoda DJ'lik yapmaya başladı. Düzgün Türkçesi ve ses tonuyla dikkat çeken Kılıç kısa süre sonra program yapmaya başladı. Bu durum 2000'lere kadar devam edecekti. Öte yandan ortaokul ve lise döneminde tiyatroya aşkla bağlanmıştı. Bu sevgi onu konservatuara kadar götürdü. Serhat Kılıç memur ailesinin kısıtlı imkanları altında aldığı kolej eğitiminden sonra doktor mühendis olmasını bekleyen babasının beklentilerinin aksine 1994 senesinde Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü kazandı. Ailesinin bu duruma nasıl tepki verdiğini bir günden Özlem Özdemir'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Babam beni Tet Ankara Koleji'nde okuttu. Aile zaten mühendis fabrikası. İki de öğretmen var. Babam benim de mühendis olmamı istiyordu. Ben şimdi babamın kazandığı parayla değil, kendimi geçindirmek, bir çocuğu bile okutamam. Helal olsun, ona saygım sonsuz. O yüzden lise sonda ben tiyatrocu olacağım deyince ne alakası var? Cüneyt Arkın da doktor. Al diplomanı sonra nereye istersen git dedi. Neyse ben sınava girdim Bilkent'i 4'te 3 bursla kazandım. Sonra onu %100'e çıkardım ve babama bir kuruş harca atmadım. <laughs> Pek çok yabancı öğretmenin yanı sıra Cüneyt Gökçer, Çetin Tekindor ve Lemi Bilgin gibi en iyi öğretmenlerden eğitim aldı. 1998'de yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Bununla ilgili hürriyetten Erkmen Özbıçakçı'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Aslında bu durum sadece puanla alakalı. 4 üzerinden 3 ortalama tutturduğunuzda şeref öğrencisi, 3,5 tutturunca yüksek şeref öğrencisi oluyorsunuz. Bu bir üniversite düzeni. Ama yaptığımız meslek öyle bir meslek ki o kadar yeteneğe ve performansa dayalı ki bugüne kadar hiçbirimiz birbirimize diploma notunu, oyunculuk dersinin puanını sormadık. Yüksek şeref öğrencisi olduğum için de kimse ekstra replik yazmadı ya da ekstra para ödemedi. İlk profesyonel sahne deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Ariel Dofman'ın Kayıplar oyununda figüran olarak yaşadı. Aslında Kılıç tiyatro açmayı düşünüyordu ama Altan Erkekli'nin daveti üzerine fikir değiştirdi. Oyunculuk dışında yaptığı tek iş pazarlamacılık olmuştu. Onun dışında bütün hayatı ya sahnede ya da kamera önünde geçti. Pazarlamacılık dönemini Boxer dergisine şöyle anlatmıştı. Farklı bir sektörde çalışmışlığım bir kez oldu. Babamla bir kez harçlık tartışması yaşamıştık ve kendi harçlığımı çıkarmak için pazarlamacılık yaptım. Çok da başarılı oldum. Sonra oranın sahibi bayilik teklif etti bana. Babam bir akşam beni oturtup barışalım demek zorunda kaldı. Yoksa ben büyük bir pazarlamacı olacaktım. Ağzım çok iyi laf yaptığı için. Bu küçük maceram dışında başka yok. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu, Beşiktaş Kültür Merkezi ve İstanbul Şehir Tiyatrosu gibi pek çok toplulukla çalışan sanatçı, kariyeri boyunca Barış Adası, Müfettiş, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Azizname, Taşra'da Bir Gün, Skapi'nin Dolapları, Morgan Dağı'ndan İniş, Beğendiğiniz Gibi, Sevgili Doktor, Karımla Evleniyorum, Böcek, Oyunun Oyunu, Vur Yağmala Yeniden, ve tek kişilik şehir gibi oyunlar için sahneye çıktı. Tiyatro yönetmenliği de yapan sanatçı, Pıtlatan Bal ve Barış Adası adlı oyunların yönetmenliğini üstlendi. 2005 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda reji üzerine yüksek lisans eğitimi tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında ise devlet tiyatrolarından istifa ederek İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Neden istifa ettiğini bir güne verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Zengin olduğum için değil tabii. İstifa ettiğim gün bir liram yoktu cebimde. Kiramı ödemem gerekiyordu. Üstelik dilekçeyi ayın başında verdiğim için çift maaşı benden geri istediler. Çift maaş ne demek biliyor musun bir devlet tiyatrosu oyuncusu için? Utanmadan bir de devletten para alıyorlar diyorlar ya devlet utanmıyor da o paraya çalıştırmaktan da onlar mı utanacak devletten para almaya? İstifa ettim çünkü oynayacağım oyuna role ben karar veremiyorum. Her sezon 4 oyunda başrol oynuyorum. Yoruldum. Zaten Erzurum'dayım. Haftada bir sinemaya, ara sıra pikniğe gitmek gibi bir sosyal hayatım yok. Boş vakitlerimde ya Atatürk Üniversitesi'nde ders veriyorum ya üniversitenin radyosunda bir şeyler anlatıyorum. Yok artık dedim.'' Bu arada kameralarla tanışması da çok gecikmemişti. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ekranlara merhaba diyen oyuncu, sonrasında Saksı'daki Ağaç, Hatırla Sevgili, Nokta, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek gibi yapımlarda oynadı. Benim Annem Bir Melek'le geniş bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncu, sonrasında Veda, Ezel gibi dizi ve filmler için kamera karşısına geçti. 2011 yılında yayınlanan Uydurma Gündemlerle Hazırlanan Haberler programındaki haber spikeri tiplemesiyle televizyon seyircisi önünde bir fenomene dönüştü. Bu yapımda Mehmet Ali Alabora, Levent Kazak ve Mahir İpek gibi isimlerle birlikte çalıştı. Yine 2011 yılında Show TV'de Paranoyak adında tek kişilik bir şov programı yaptı. Ama kariyerindeki dönüm noktası 2012 yılında yayın hayatına başlayan 80'ler dizisi oldu. Burada Ergun karakterini hayat veren Kılıç, özellikle Nazlı'ya duyduğu aşkla çok öne çıktı. Rengarenk kıyafetleriyle tabiri yerindeyse gönlümüzde taht kurdu. 80'lerden sonra kış uykusu, Baskın Karabasan, Robinson Cruz ve Cuma, Söz, çember gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Her projesinde başarısını katlayan sanatçı tiyatro sahnelerinin tozunu attırdı. Türk sinemasının en iyi yönetmenleriyle çalıştı. Reklamlarda oynadı, televizyon programları hazırladı. Yarışmalarda sunuculuk yaptı. 35 yaşından sonra popüler olan ender oyunculardan biriydi. Her ne kadar 80'ler adlı diziyle şöhret olmuşsa da onun sağlam temellere dayalı bir geçmişi var. Üstelik bildiklerini yeni nesle aktarmak için oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimleri veren bir de okul açtı. 2014 yılı sonunda hepimiz sanatçı doğduk. Sonra ne oldu cümlesiyle sanata farkındalığı arttırmak ve farklı sanat dallarında uluslararası düzeyde sanatçı adayları kazandırmaktı niyeti. Uluslararası denkliği olan performansların yanı sıra çok sesli gençlik ve çocuk koroları, diksiyon, yaratıcı drama, medya okuryazarlığı, hobi kulüpleri gibi eğitimler sundu. Radyoculuk, oyunculuk, yönetmenlik, eğitmenlik derken usta sanatçı kendisini müzik alanında da ispatlamayı başardı. Hatta konserler bile verdi. Aslında yıllar önce Ankara'da şarkı söylüyordu. Bir açılış gecesinde şarkı söyler misin diye teklif gelince yeniden başladı bu macera. Hürriyete verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Ben komedyenim. Kendimi tam tabiriyle öyle görüyorum. Komedyen dediğin dram da oynar, komedi de oynar, dans da eder, şarkı da söyler. Mesela TRT'de pazar günleri altyazılı Denikey Show'da izledim. Sadece Şener Şen, Kemal Sunal'la değil ile de büyüdüm. Hakikaten de örnek aldığım nadir aktörlerden biridir. Şarkıcı mıyım? Albümüm yok ama Cem Karaca'dan Kalinka'ya kadar her şeyi söylüyorum. Üstelik de back vokalsiz. Ben showmenim. Bu da normal bir durum. Öykü Özdoğan'ın hazırlayıp sunduğu NTV Radyo'da yayınlanan 20 Dakika adlı programdaysa şunları söylemişti usta oyuncu. 5 yaşında Neşe Karaböcek rolü yapıyordum ben. Oynadığım dizilerde de şarkı söylüyorum. Benim annem bir melekte Azerice rap yaptım. 80'ler dizisinde Gülünce Gözlerinin içi Gülüyor'u söyledik. Bir albüm yaptık. Orada Ercan Turgut'un Tövbesini söyledik. Biz de usta oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.